Şimdi az önce hocamla da görüntüyü, fotoğrafın çekildiği yere bir gidelim. Tarık Toros Skype bağlantısıyla bizi bekliyor. Tarık Toros, hayırlı nöbetler. Teşekkürler Erkan. Nasıl bilmiyorum. Görüntü iyi mi ama? Görüntünün kendisi önemli değil. Evet. Görüntünün niteliği önemli. Bayağı üşümüşsünüz. Fazla da. Evet. Ne kadar sürecek bu nöbet? Şimdi Erkancığım fena esiyor burası. Yani Silivri öyle böyle değil. Burada böyle birkaç saatte oturunca şeyi de anlıyorsunuz. Ne derler? Burada içerideki insanların nasıl bir soğukla mücadele ettiğini anlıyorsunuz. Gerçi yeterli ısıtma olursa cezaevleri mahkum olmak veya başka düşkün olmak veya hasta olmak önemli değil. Yeterli ısıtılırsa her yerde insanlar ısınabilirler ama Silivri'de bu koşullar maalesef yok. Bir anlamda o içerideki soğuğun şiddetini anlamak açısından da bu şey oluyor. Bu nöbetin bir empati tarafı var. Çünkü İstanbul merkeze göre herhalde burası bir 5-10 derece daha soğuktur. Fena halde esiyor. Ben 9'dan beri burada nöbet tutuyorum. Her gün bir gazeteci arkadaşımız geliyor burada, nöbet tutuyor. İşte dün Aydın Engin vardı, ondan önceki gün Ayşenur Arslan vardı. Ondan önceki günlerde de ilk bunu Mete Akyol başlattı. Bu bir dayanışma. Yani açıkçası niye burada duruyorum diye, niye burada oturuyorum diye sabah 9'dan beri düşünüyorum. Esasen burada şunun için değil, yani Ankara'daki muktedirlere bir mesaj vermek ya da işte Avrupa Birliği'ne bir mesaj vermek, basın örgütlerine bir mesaj vermek, bizim gazeteci milletine bir mesaj vermek, şuna buna bir mesaj vermek için değil. İçeride çok sayıda gazeteci meslektaşımız var. En son bunlara Can Dündar ve Erdem Gül eklendi. Can Dündar ve Erdem Gül dışında 2 senedir Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, gene Can Dündarlardan önce, bir ay kadar önce Nokta Dergisi'nden Cevheri Güven, o ve oranın sorumlu yazı işleri müdürü, gene bizim eski Bugün Gazetesi yazarı, Gültekin Gültekin Avcı. Avcı, hepsi aşağı yukarı aynı suçlardan oradalar. Yani yaptıkları yayından, yazdıkları yazıdan, işte efendim devletin güvenliği, gizliliği, bilmem işte casusluk vesaire, hep atılı suçlar aynı. Bugün Türkiye'de haber vermek, doğrudan haber vermek, haber yapmak bu. Yani bir gazeteci mutlaka mukadder bir şekilde bir casusluk suçlamasıyla karşılaşacak. İnsanlar lügati açıp casusluğun tanımına bile bakmadan o savcılar, hakimler bu suçları hemen izafe ediyorlar. Yarın öbür gün sana, bana, hepimize de böyle bir şey mukadder olabilir. Biz bunun için buradayız. İçerideki gazeteci meslektaşlarımız hemen o duvarın arkasındalar, şu kapının arkasındalar. Biz de buradayız. Tek amacı var burada durmanın ve bu Silivri nöbetinin, onlarla dayanışmak. Ben böyle bakıyorum. Herhangi bir yere ima yollu gönderme, herhangi bir mesaj, herhangi bir şekilde milletimiz görün bizi, duyun bizi falan, o bu değil. Bir mesaj. Burada birkaç saat boyunca durunca hem Silivri soğuğunda hem de tecrit altında yaşananlara anlamaya çalışıyorsunuz. Biraz daha yakın olunca hani duvarın bu tarafı, öbür tarafı biraz daha o içerideki insanların halet ruhiyesinidir. Ne yerler, ne içerler, ne düşünürler, nasıl geçer vakitleri bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bir iletişim araçları yok. Özellikle tecrit altındalar. Bu çok önemli. Seyircilerimiz ne kadar biliyor bilmiyorum ama avukatları ve ziyaretçileri dışında kimseyle görüşmüyorlar. Yani çoğu bir koğuşta üç Tamam, dondu şu normal. anda Ha, avukatları ve devam ediyor şu an. ziyaretçileri dışında görüşmüyorlar. Dolayısıyla burada oturuyorum saat 9'dan beri burada. Şeyden bile zaman zaman işte karşıda bir büfe var, kahvaltı bile yapmadım. Gideyim bir şeyler atıştırayım, bir çay kahve alayım falan, ona bile utandım yani. Yani yerimden kalkmak istemiyorum. Bu nöbeti sonuna kadar oturduğum gibi bitirmek istiyorum. Bu budur. İçerideki dostlarımızla, arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla dayanışmadır. Başka da hiçbir anlamı, hiçbir maksadı yoktur. Görsünler, duysunlar. Ben eminim ki sen de bilirsin.
medya ofislerinde pek çok insan buraya gelmek için can atıyor. Burada nöbet tutmak için veya burada nöbet tutanlarla beraber, gönülleri beraber, kalpleri beraber. Bundan eminim ama gelemiyor. Çünkü gelirlerse akşam saat 17'de çıkışları verilecek. Bunu da biliyorlar. Bir avuç insan buraya geliyor, bu nöbeti tutmaya çalışıyor. Bir avuç insan eğer bitersek ikinci tura başlarız. O da biterse üçüncü tura başlarız. Her ay geliriz, 15 günde bir geliriz. Bunu elimizden geldiğince sürdürmeye çalışırız. Ta ki içerideki son arkadaşımız da tahliye oluncaya kadar sevgili Erkan. Çok soğuk, kusura bakma. Çok soğuk, çok soğuk. Belli oluyor. Ben de yani dudaklarım titriyor, dişlerim takırdıyor. Kolay değil. Kendimi alabildiğine sıkarak sana bir şeyler anlatmaya çalıştım. Buz gibi burası yani, anlatamam sana. Biz de biraz konuşturarak, ısıtmaya çalışıyoruz seni. Evet. Gerçekten belli oluyor oradaki soğuk. Elinin titrekliği bile telefona... Yani ben şu anda telefon titriyorsa elim titriyor. Çünkü, aynen belli oluyor. Hissediliyordur o. Yoksa sabit tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi Tarık Toros dedin ki herkes istiyor ama... Şimdi benim merak ettiğim, oraya sadece sen mi gittin? Hiç kimse yok mu başka mesela? Sağında solunda destek veren kimse yok mu? Ya bugün açık görüş günü. Onun için pek çok sayıda şey var. Ziyaretçi var burada. Mesela Gültekin Avcı'nın ailesi burada. İsmail Avcı ve evet oğlu burada. Gelmek ister misin? Görelim. İsmail. İyi yayınlar Tarık Bey. Gültekin Avcı'nın oğlu burada. Ben hemen kulaklığı takayım sana. Konuşabilirsiniz. Erkan Akkuş şu anda Can Erzincan'da canlı yayındasın. İsmail. Buyurun Erkan Bey. Geçmiş olsun her şeyden önce. Ama bu genç yaşında metanet sınavı veriyorsun. Gördüğümüz kadar da bu konuda başarılısın. Babanı gördün mü, görmeye mi gidiyorsun, onu soralım. Babamı gördüm, görüşten çıktım Erkan Bey. Kendisi gayet iyi, ruhsal ve vicdanen zaten hiçbir yük taşımıyoruz üstümüzde. Dediğiniz gibi bir sınav veriyoruz. Yani içeride olan namuslu ve özgür gazetecilerin hepsinin içeride olma sebebi aynı şekilde. Korkmadan bir şey yazdığınızda bu şey hukuka aykırı olmasa bile, Avrupa İnsan Hakları İçtihatlarına, mahkemesi içtihatlarına uygun olsa bile önemli değil. Siyasi iktidarın işine gelmesin yeter. Yani eğilip bükülmeseniz, doğruları yazsanız problem oluyor bu ülkede. Biz de o yüzden bunun üzerine bir dediğiniz gibi sınavdayız. Dediğiniz gibi bir sınav veriyoruz. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Gelebildiğimizi söyledin. Teşekkür ederiz. Umarız öyledir yani. İsmail, babandan daha yakışıklısın ama baban gibi teşekkür ederim. Baban gibisin. Ses tonun, tavrın ona benziyor. Tekrar geçmiş olsun. Ailene çok de sağ olun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Seni tutmayalım. Tarık Toros üşüyor, bari seni üşütmeyelim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Tarık Toros, eklemek istediğin varsa seni üşütmeyelim. Sıcağa git diyeceğim ama öyle de bir ihtimal yok. Zaten orada oturuyorsun. Yok, üşüyoruz zaten. Yani zaten üşüyorsun. Bir şey söyleyeceksen alalım ya. Sen bağlantıyı bitirdikten sonra da burada üşümeye devam edeceğim. Onun için evet. Yani sıcağa geç bari diyemeyeceğim için. Hayır öyle bir şey yok. Ben istersen şey yapayım. Kamerayı çevireyim ve bir de etrafımda ne var ne yok onu göstereyim. Tamam. Burada ziyaretçiler var. Karşıda bir büfe. Burada da işte Silivri'ye ziyaretçi taşıyan dolmuşlar. Burası esasen Silivri kapısının önü. Hem bir bekleme noktası hem de dolmuş durağı. Bugün salı, yarın da çarşamba, bilebildiğim kadarıyla açık görüş günü. Ondan dolayı özellikle sabah saat 9'dan itibaren çok yoğun bir araç girişi oldu Silivri'ye ve ziyaretçiler geldiler. Şu hemen sağ tarafta da bu ufka doğru Silivri'de şeyler uzanıyor. Koğuşlar, cezaevleri. Burada çok sayıda cezaevi var. Bir kampüs ufka doğru çatıları görünüyor şu anda. Tutuklular ve hükümlüler burada. Binlerce insanı alabilecek kapasitede bir yer Silivri. Kimse var mı diye sordun etrafında. Onu da söyleyeyim. Bir avuç gazeteci diyebilirim. Fotoğraf çekmeye gelmişler. Görüntü tespit etmeye gelmişler. Onlara işte
röportaj vermeye çalıştık. 1-2. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Bir kare fotoğraf, 5 dakika röportaj, bir de sizinle canlı bağlantı. Kaç saat? Kaç saat var? Tarık Toros ne kadar kaldı? Ya öğlene kadar buradayım. Zannediyorum öğleden sonra da Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık devralacak nöbetçi. Peki. Öğleden sonra. Peki, kolaylıklar dileyelim. Biraz ısınmak için nasıl bir formül olur orada bilmiyorum ama kolaylıklar evet. Dileyelim. Biz de teşekkür ederim. Gazeteci olarak minnetimizi sunalım bu nöbetten dolayı. Bu soğuk umuyoruz ki sıcak günler için bir bedel olsun. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.